Merhaba sevgili takipçilerim, ben Sibel Tahtakıran, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu, önümüzdeki dönemi aslında derinden etkileyecek astrolojik bir olayı konuşacağız hep beraber. Direkt harekete geçen Satürn'ün balık burcundaki yolculuğu, yani ileri harekete başlayan Satürn'ün 2026 Şubat'ına kadar olan yolculuğu ve üzerimizdeki etkileri. Satürn biliyorsanız sınırları ve disiplini temsil eder. Peki bu dönemde hangi burçlar nasıl etkiler alacak? Hayatımızda ne gibi değişimlere hazırlıklı olmalıyız? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu videoda detaylıca ele alacağız ve hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın ve kendinize bir yer bulun. Şimdi gökyüzünün rehberliğinde bu güçlü Satürn etkisini hep beraber keşfedelim. Şimdi Satürn 2024 Haziran ayından bu yana retro hareketini sürdürüyordu. 15 Kasım'da artık ileri hareketine başlayarak yaşamlarımızda bir dönüm noktası yaratarak bu dönem boyunca tekrardan bize gözden geçirmemiz gerekenleri önümüze koyarak revize etmek ve yeniden düzenlemek zorunda özellikle kaldığımız konular artık ileriye doğru bir hamle yapmaya hazır diyebilirim. Satürn'ün bu hareketi yavaş ama sağlam ödüllerle birlikte hayatımızı ileriye taşıyacak. Bu ileri hareket 2025 yılı Temmuz ayına kadar da sürecek. Satürn 13 Temmuz 2025'ten itibaren yeniden retroya geçecek. 2025 Kasım'a kadar da bu retro devam edecek. Balık burcunda Satürn her 30 yılda bir kez bir burçtan geçer. Ortalama bir ömür boyunca bu döngüyle sadece 2 ya da 3 kez karşılaşabiliriz. Satürn döngüleri hayatın yetişkinliğine böyle adım atma alanlarını işaret eder. İlk Satürn dönüşü genellikle 29 ile 31 yaşları arasındadır. İkinci Satürn dönüşü 59-61 yaşları arasında gerçekleşir ve üçüncü dönüş 90'lı yaşlara tekabül eder. Şimdi bu döngüler bilgelik kazanmakla bağlantılıdır. Hayatımızı sağlam bir temele böyle temel kazandırmak, zorlukların özellikle üstesinden gelmek ve bu zorluklardan ödüller elde etmek üzerine kuruludur. Satürn su elementinin de şu anda yer alıyor. Bu da denizler, okyanuslar, sınır çizgileri ve suyla ilgili tüm temaları bu dönemde dünya genelinde zorlukları bize yaşatabilir. Ancak bu dünya olaylarının ötesinde kişisel hayatlarımızda balık burcundaki Satürn'ün bu ileri hareketi yeni başlangıçlar yapmamız tabii ki mümkün olacak. Satürn'ün bu ileri hareketiyle o dönemde böyle başlattığımız girişimler artık sağlam bir temele oturarak meyve vermeye başlayacak arkadaşlar. Yükselen burcunuzu ve burç haritanızı tam olarak anlamak için balık burcunun hangi evde yer aldığını belirlemeniz çok önemli. Bu kişisel haritanızda hangi yaşam alanlarının etkilendiğini de zaten gösterir. Özellikle bu dönemde doğum haritanızı Whole Shine House sistemiyle analiz etmenizi öneririm. Yükselen burcunuzu eğer bilmiyorsanız sadece güneş burcunuz veya ay burcunuzda dinleyerek bu etkilerden nasıl fayda sağlayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Satürn'ün bu ileri hareketiyle birlikte hayatınızda kalıcı ve sağlam adımlar atmaya, geçmişte ektiğiniz tohumların meyvelerini aslında toplamaya hazır olun. Sevgili Yay burcu, şöyle başlamam gerekirse en son yaşamış olduğunuz 93 ve 96 yıllarındaki gibi bir döngüden geçiyorsunuz. 2023 ve 2026 yılları tekrar burada bu dönemde balık burcunda hareket eden Satürn sizi 4. evinizde yani ev ve aile alanınızda bulunuyor. Bazı yay burçları kendini evde yalnız, izole, böyle depresif, yaşlı bir kişiyle birlikte yaşıyormuş gibi hissetmiş olabilir. 2023 ve 26 yılları arasında bu duyguları zaten deneyimlediniz daha evvelden ve deneyimlemeye devam edebilirsiniz. Biraz geçmişe bakarak bu durumun
daha önce sizi nasıl hissettirdiğini de görebilirsiniz zaten. Satürn yalnızlığı, böyle dışlanmışlığı, evde bir yabancı gibi hissetmeyi aslında temsil eder. Belki de birlikte yaşadığınız insanlarla böyle uyum sağlayamadığınızı hissediyorsunuz. Belki ki kendinizi çok farklı hissediyorsunuz da diyebilirim. Evinizde kendinizi korumak için sınırlar koymak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bazı yaylar içinde Satürn bir mimar veya bir yapı ustası gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Bu nedenle bu dönemde bir ev inşa etmeyi, mülkünüzü belki de genişletmeyi, evinize bir çatı veya bir kat eklemeyi veya arka bahçenize bir ek bina yapmayı da planlıyor olabilirsiniz. Hatta belki de bir hayalinizdeki evi inşa etme sürecine de çoktandır başlamış da olabilirsiniz tabii ki. 2023'ten beri işte bu temalar Satürn-Neptün etkisiyle gündemde olabilir. Satürn Haziran sonundan itibaren gerilemeye zaten başlamıştı ve şimdi 15 Kasım'dan sonra ileri hareketine geçiyor. Bu süreçte bahsettiğim temalarda bir derinleşme, gözden geçirme ve yeniden değerlendirmeler başlamış olabilir. Eğer kendinizi böyle evde yalnız hissediyorsanız Satürn ileri hareketiyle birlikte bu izolasyonu kırmak için bir şeyler değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca bir süredir sizinle birlikte yaşayan bir yaşlıya bakıyorsanız bu süreçte yine yeni çözümler bulabilir veya farklı bir yola yönelebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde ikinci evinizde bir boğa etkisi tabii ki bulunuyor. Eğer son zamanlarda böyle alkol veya başka bağımlılık yapıcı maddeler konusunda kontrol kaybettiyseniz işte bu dönem kendinizi birazcık toparlamak böyle ve bunlar için de çok iyi bir zaman olabilir sizler için. Sigara alışkanlığınız vardır mesela, bunları bitirmek istiyorsunuzdur. İşte bu zaman çok iyi bir zamandır sizin için. Venüs'ün tabii finansal kazançlarla ilgili olumlu etkileri de devrede olacak ki bu etkiler mülk, arazi veya gayrimenkul konularında maddi kazanç sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Satürn ileri hareketine devam edecek. Ancak 5. evinize kısa bir ziyaret yapacak. Bu durum evle ilgili öğrendiğiniz bilgileri artık yaratıcılığınıza, çocuklarınızla olan ilişkilerinize veya belki de eğer bir aşk hikayeniz varsa aşk ilişkinizde uygulamayı düşünebileceğiniz bir dönem olacak sizin için. Jüpiter şu anda sizin zaten 7. evinizde, yani evlilik evinizde geri harekette. Jüpiter'in geri hareketi ilişkiler üzerinde birazcık zorlayıcı bir etkiye sahip olabilir. Ya ilişkinizde ruhsal bir derinleşme yaşarsınız ya da bu ilişki Jüpiter'in 4 Şubat'ta ileri harekete geçmesiyle artık sona erebilir tabii ki. Eğer hali hazırda bir ilişkiniz varsa bu tarihe lütfen dikkat edin. Eğer bekarsanız Jüpiter'in ileri harekete geçtiği dönem yeni bir ilişkiye başlamak için çok uygun bir zaman olacaktır sizin için. Ancak Jüpiter 11 Ekim'den beri geri hareketli olduğu için şu anda yeni bir ilişkiye başlamak için İdeal bir zaman değil. Bakın, ileriye harekete başladığı zaman diyorum zaten. Dördüncü evdeki depresif bir enerjiyi de etkileyebilir aynı zamanda. Ev hayatınızı gerçekten dönüştürebilecek bir ilişki veya kişiyle bağlantılı olarak hayatınızda bir değişim yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Merkür de aslında burada böyle iletişim önemini çok vurguluyor. Yani bu ilişkide nasıl iletişim kurduğunuz oldukça önemli olacak. Son olarak söyleyebileceğim, Kasım'daki bu Satürn'ün ileri hareketiyle birlikte 4 Şubat'ta Jüpiter'in de ileri harekete geçmesiyle uzun vadeli aşk hikayelerinin geleceğini daha net görebilirsiniz. Bu tarihten sonra yeni bir partner bulmak için nefis bir zaman olacak sizler için. Ancak bir ev satın almak veya satmak gibi konular gündeminizde ise Merkür'ün pazarlama ve satış yeteneği sayesinde bu dönemde de zaten yeni kararlar alabilirsiniz. Yalnız bu kararların sonuçlanması birkaç ay sürebilir. Ancak bu dönemde yeni bir hikayeye doğru bir adım atıyor da olabilirsiniz. Burada dediğim zaman dilimlerine lütfen dikkat etmenizi öneririm sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda